Ben Tuğçe Oduma ve bugün sizlerle Mayıs ayı ajandası yapıyor olacağız ve konseptimiz Harry Potter olacak. Bu konsepti uzun süredir yapmak istiyordum, sizden destek geliyordu zaten. Ama ne çizersem çizeyim o Harry Potter'ın güzel fantastik dünyasını tam yansıtamıyorum gibi geliyordu. Onun için böyle deneyip duruyordum. Ama artık gerçekten daha fazla ertelemek istemedim. Elimden geldiği kadarıyla yapacağım. Bakalım hoş bir şeyler çıkacak mı? Her zamanki ajandamı kullanıyorum. Siz elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz ama çizgisiz bir defter kullanmanızı tavsiye ederim ki çizimler daha çok görünür olsun, daha çok öne çıksın diye. Hazırsanız başlayalım. Ajandamın sol tarafında böyle Harry Potter'la ilgili bir sürü böyle minik minik ikonlar çizmeye karar verdim. Bunları renklendirirken de kahvemi kullanacağım. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğiniz kahve bu. Yani Nescafe. Ben bunu böyle bir kaşık falan koyup içine de çok az bir sıcak su ekleyip böyle güzelce erittim. Boyama malzemesi olarak bunu kullanıyorum. Çünkü gerçekten etkisi çok güzel ve sizin evde kolayca ulaşabileceğiniz bir malzeme. Bunu ilk evdeki malzemelerle ajanda videomda böyle keşfetmiştim. O zamandan beri ne zaman bir şeyler boyasam böyle minik minik kullanıyorum. Ki hala da aynı kahve. Herhalde 4-5 aydır duruyor bu kasenin içinde. Onu böyle sulandırıp tekrardan kullanıyorum. O böyle tozlu eskitme etkisi olduğu için bunu böyle parşömenlerde eski kağıt etkileri yakalamak istediğim kısımlarda bu ajanda boyunca kullanacağım. Gerçekten Harry Potter dünyasını çok güzel yansıttı kahveciğimiz. Bu arada benim ajandamın sayfaları çok ince ki sizden de bana soran oluyor. Ajandam çok ince, hani sulu boyu nasıl uygulayacağım, ne yapmam gerekiyor, nasıl bir ajanda alayım diye. Nasıl bir ajanda almanız gerektiğini bilmiyorum çünkü ajanda dünyasında neler var onların hiçbir fikrim yok. Benim de ajandamın sayfaları çok ince. Onun için olabildiğince çok az su katarak kullanıyorum arkaya geçmesin diye. Ama sizin çok az suyla bile arkaya geçiyorsa şey yapabilirsiniz mesela. Başka bir sayfa kopartıp o sayfanın üstüne çizimleri yapıp daha sonra onu bu sayfanın üstüne yapıştırabilirsiniz. Böylece arka tarafı güvenceye almış olursunuz. Böyle yapıştırırken de belki kenarlarını hafif böyle yakma ya da yırtma etkisi yapıp ya da böyle güzel uygun böyle renkli bantlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz ki konseptten çok kopuk bir şey olmamış olur. Dediğim gibi bu sayfaya böyle karışık karışık Harry Potter objeleri çizeceğim. Çizerken de böyle değişik malzemeler kullanmak istedim. Bunlardan biri de bu elimde gördüğünüz simli boya. Aslında bu sulu boya gibi. Ama böyle yaldızlı. Ben bunları parça parça almıştım. Sanırım Kuretek markaydı. Siz de internetten bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bulursam alsam sizin için linkini bırakırım. İşte aralarda bunu kullanacağım. Bakır rengi altın olanı. Altın rengileri. Altın rengi altını kullanacak bir de bak. Bilinçsiz. Altın rengi olanları kullanacağım. Bir tane mavim var galiba. Gece mavisi. Onu böyle normal sulu boya mavisiyle karıştırıp hafif yaldızlı bir sulu boya mavisi gibi şey yapmaya çalışacağım. Yani böyle bayağı o Harry Potter renklerine uyacağım. Gece mavileri, yaldızları olacağı. Karışık böyle hafif kibariyelerin aradan fışkırdığı böyle parladığı bir ajanda hazırlayacağız hazırsanız. Bu arada kahve kullanırken böyle bazı açık olmasını istediğim yerlerde böyle içine çok su katıyorum. Koyu olmasını istediğim yerlerde bu süpürgenin sapındaki gibi böyle olabildiğince az suyla kullanıyorum ki böyle ton ton onun birçok etkisini yakalayabileyim. Hatta bazen böyle kahvenin içine minik maviler ve kırmızılar ekledim. Rengini biraz daha kırıp çeşitlendirmek için. Aslında şey yapmayı düşünüyordum böyle Harry Potter ikonlarıyla ilgili bir tane video yapmayı düşünüyordum. Onun için böyle hazırlık yapıyordum. Ama sonra böyle Mayıs ajandası gelip ne yapacağımı da çok emin olamayınca direkt bu konsepti kullanmak istedim. Çünkü elinde sonunda zaten bir Harry Potter konsepti ajanda hazırlamak istiyordum ama yemiyordu. Net bir şekilde yemiyordu yani. Öyle bir şey çok sevdiğinizde böyle çok iyisin olması isterseniz ve hiçbir zaman başlayamazsınız ya, böyle hazır hissetmezsiniz kendinizi. Tam olarak oydu benim istediğimde. Valla dalga geçenler olabiliyor mu? Gerçekten Harry Potter'ı çok seviyorum. Onunla büyüdüm diyebilirim. Onun için de böyle yaptığım Harry Potter'ı yaptığım her şeyin böyle güzel hakkını verecek derecede olmasını istiyordum. Ama sanırım hiçbir zaman buna hazır olmayacaktım. Yani hiçbir zaman doğru zaman değildir. Onun için şimdi doğru, her zaman doğru zaman. Böyle bir laf vardı sanki. Ben tabii ki her zaman olduğu gibi lafı toparlayamadım. Bu sayfada çizeceğim şeyleri hazırlarken böyle bütün kitapları falan gözümde canlandırmaya çalıştım. Hatta şey dedim acaba parçaları mı bölsem böyle birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap. Çünkü o kadar çok ikonik şeyler var ki Harry Potter dünyasına ait. Böyle hepsine yer vermek istedim. Ama bu ajanda gerçekten en aklımda kalan, ilk aklıma gelen şeylere yer verdim. Hatta birkaçını unutmuşum bu çizim tamamladıktan sonra fark ettim. O zaman döndürücüyü falan da koyacaktım. Herman işimizin kullandığı. Ama belki ikonlar diye bir video hazırlarsam onu da kullanırım. Ne dersiniz? Bu Harry Potter ikonları böyle Harry Potter sticker olarak da yapabileceğiniz bir şeyler hazırlayalım mı? Bu dünyanın içine iyice dalalım mı? Ben her ne kadar bir Monsieur Taha olmasam da bir Harry Potter aşığı sayılabilirim sanırsam. Ha, bu arada genel bir renklendirme yaptıktan sonra bu hayranı olduğum pilot kalemimi alıyorum elime. 0.25'lik bayağı ince bir kalem. Bununla böyle kenarlarına çizgilerini falan geçeceğim. Kontrollerini yapacağım. Birazcık böyle detaylar falan filan vereceğim. Ha ne diyordum? Ben küçükken milattan önce 133'te Harry Potter kitaplarıyla büyüdüm falan. Ama geçen hafta değil, 2 ay önce tekrardan bütün filmlerin başlarını izledim. Hatta güzel böyle yaşlanmanın güzel yönleri. Çünkü unutuyorsunuz, sonra tekrar izleyip yine aynı tadı alabiliyorsunuz.
yok şaka şaka. O kadar yaşlanmadım henüz ama böyle bazı yerleri unutmuşum falan, bazı filmleri. Evet, baştaki filmler biraz çok çocuk oldukları için gelse de böyle sonlara doğru korkunçlu falan kısımlarda unuttuklarım olmuş. Böyle gerçekten keyif alarak izledim. Zaten ne zaman o Harry Potter'ın başındaki flütüm olsaydı bunu iğrenç bir şekilde çalsaydım şu arkadaşlar. O müzik üzülür mü? Tüylerim diken diken olurdu. Gene izlediğimde gene oldu vallahi, ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra bir de şey yaptım. Çalışırken falan dinlemek için sesli kitabını indirdim Harry Potter'ın. Bütün kitaplarını baştan sona tekrar dinledim. Evet, bir canım sıkılmış, birazcık manyaklaşmış olabilirim. Ama ne yalan söyleyeyim, Harry Potter kitaplarını okuduk, filmlerini izledikten sonra onun böyle kaleminde başka bir seri gelmedi bence. Yani evet, çok güzel seriler çıktı, çok güzel filmler, diziler, kitaplar çıktı. Ama tam o böyle büyücülük hayranı olan bu fantastik dünyaya tam olarak Harry Potter kadar dahil edecek başka bir seri gelmedi. Keşke gelseydi. Burada bu Snitch'i birazcık paslanmış gibi oldu benim Snitch'im. Şey oldu, birazcık sarı değil de turuncu olmuş sanki. Onun üstüne bir tur daha sarı geçeyim ben kuruduktan sonra en iyisi. Bu şeyleri de yaparken, zarflarını yaparken aslında şey yapmak istedim bu. Mühür kısmı için böyle mum eritip kullanmak istedim. Denedim evde ama o mum böyle kalktı, söyledi, saçma sapan bir şey oldu ama bunun için böyle bal mum mu diye mi geçiyor bilmiyorum. Onun böyle satan kırtasiyeler var. Siz hani bayağı koyu fanatik, ben gittim yaptığımı tam yaparım diyenlerdenseniz sanırım o malzemeyi alıp böyle o mühür kısmında böyle 3 boyutlu yapabilirsiniz. Güzel bir etki yaratabilir. Ya bu kupası çok güzel olduğu için üstündeki Hogwarts mi, Harry Potter'ın H'si mi tam emin olamadım şu anda, kafam karıştı yaparken ama bu bal kabağı birasından çok TikTok kahvesine benzedi. Köpüklü latte gibi oldu. Neyse artık modern Harry Potter olarak düşünün. Fazla da üstünde durmamak lazım bunun. Bu şahane süpürge benim rüyalarıma girmişti, böyle uçtuğumu falan da görmüştüm bunda. Çünkü ben bir ruh hastasıyım. Nimbus yazımızı da yazalım şöyle. Artık bu sayfamızın aslında tasarımı tamam. Keşke böyle fonum koyu mavi falan olsaydı, çok daha güzel öne çıkmış durdu ama maalesef sayfaların bunu kaldıracak kadar güçlü, kuvvetli ve kalın değiller. Şimdi sayfanın diğer tarafına geçiyorum. Buraya gene kahveyle bir taban atarak başlıyorum ki oraya Mayıs ayının böyle genel bir takvimini koyacağım. Burada böyle eskitmiş parşömen etkisi yaratmaya çalışıyorum olabildiğince. Birazcık da böyle rulo yapılmış da açılmış gibi. Sanki birazcık padişah fermanı gibi durdu ama olsun neyse. Altına da Mayıs ayının başlığını atıyorum, yani May. Bunun için böyle çok ince fırçam ve simsiyah bir sulu boya kullandım ki kahveyi de kullanabilirmişim aslında ama neyse. Burada böyle benim eski takipçim olmayanlarınız belli ki, çünkü daha önce açıklamıştım bu konuyu ama yeni gelen nereden, neden ajandada İngilizce hazırladığımı soranlar oluyor. Çünkü arkadaşlar ben hayatımı, tüm işlerimi İngilizce idame ettiriyorum. Türkçeyi sadece aslında bu videoları hazırlarken kullanıyorum. Günlük hayatımı tamamı İngilizce. Onun için İngilizce olması bana çok daha pratik geliyor. Yani İngilizce aslında şu an birinci dediğim gibi bir şey hayatımdaki. Ondan böyle hazırlıyorum. Mayıs başlama attıktan sonra takvimin numaralarını hiç hata yapmadan yazıyorum. Çok gururluyum. Bu minik detaylarını hafif gölgelerini ekledikten sonra bu sayfamı tamamlamış oluyorum. Hiç de fena olmadı aslında. Vallahi beğendim. Gene beğendi Tuğçe. Artık bu sayfam bittiğine göre bir sonraki sayfama geçebiliriz. Buraya Mayıs ayının koskocaman bir takvimini atacağım. Hatta böyle daha önce kenarda boşluk bırakırım. Bu kez hiç bırakmayacağım. Full dolduracağım bir takvim olacak. Ama sayfada neredeyse hiç başka bir desen olmayacak. Sadece kahvemi kullanarak böyle bir taban atacağım. Sol tarafının üstüne de ayın başlığını atacağım. Bunun için böyle gene bir kıvrılmış parşömen etkisi yapacağım. Ki bunu Amanda Rachel diye bir tane YouTuber var. Belki bilenleriniz vardı, böyle bayağı Bullet Journal'ın babası, anası, yaratıcısı gibi. Çok güzel journal'lar yapan bir kız. Onun Harry Potter ajandasını izledim buna başlamadan önce. Onun yaptığına ilham aldım. Onun tarzı böyle biraz daha grafik tarzı. Bakmanızı öneririm sayfasına, bilmiyorsanız eğer ve Bullet Journal'ı seven insanlarsanız. Tek soru İngilizce olması ama gerçekten yapılacak bütün konseptleri yapmış herhalde. Sanırım bir 6-7 senedir yapıyor bu işi haliyle. Neyse, onun Harry Potter şeyi de bayağı iyiydi. Hoş, güzel bir ajanda hazırlamış, aklınıza bulunsun. Bu başlığımı yazacağım yere böyle kıvrılmış bir parşömen etkisi yaratmaya çalışıyorum. Böyle biraz da ışık gölge vermeye çalışın daha üç boyutlu dursun diye. Daha sonra sayfamın tüm takvimine geleceği yere de kahveyle çok az su kullanaraktan boyuyorum. Kim ajandanız bunu bile kaldırmıyorsa şey yapın, böyle kahverengi bir kese kağıdı gibi bir şey kullanıp onu böyle direkt buruşturup ya da böyle biraz ıslatıp bekletip açıp daha sonra onu yapıştırabilirsiniz böyle. Tam eskitme kağıt etkisini yakalasın diye, hatta böyle üstüne birazcık kahve falan da damlatabilirsiniz böyle lekeli bir etkisi olsun diye, gayet de güzel olur. Ben ekstra bir kağıt yapıştırmayayım diye ajandada kaldırdığı için böyle boyamaya karar verdim ki biraz buruştu. Ama şey yapılabilir yani üstüne. Minik ev hanımlı olarak bir ütü basarız, düzelir canım ne olacak.
sayfamı kururken gidip başlığımı atıyorum. Bunu bildiğin düz bir font kullanacağım. Yani biraz Harry Potter fontunu yakalamaya çalıştım ama bu arada bunun için de Pinterest'ten bakabilirsiniz. Ben oradan baktım. Harry Potter fontları diye arattığınızda böyle filmde genel kullanılan bütün yazı fontları çıkıyor. Ben de olabildiğince ona benzetmeye çalıştım. Fena da olmadı. Yedi yani, en azından absürt durmadı, sırıtmadı yani. Başımı attıktan sonra bu parşömeni iyice böyle 3 boyut kazandırmaya çalışıyorum. Birazcık daha koyu kahve kullanaraktan ve kalemimle böyle altına işte 3 boyut kazandırıp yanları böyle birazcık daha gölge ekleyerekten yapıyorum bunu ki gayet de oldu gibi. Şimdi aynı şeyi bu takvimin yanlarına da yapacağım. Önce böyle kahvenin koyu tonuyla böyle bir et kalınlığı gibi bir şey ekliyorum kağıda. Ama böyle genel bir renksiz kaldığı için sayfa, bu kırmızı boyamla hafta sonlarının tarihlerin geleceği de kırmızı yapmaya karar verdim. Yani onları, tarihleri yazmasam da olur zaten, önde arkasına yazacağı için kafa karışıklığı yaşamam diye düşündüm. Ama hala renksizlik olduğu için bu başlığın üstünde de birazcık böyle bordo kırmızı renkle geçtim. En yakın açımın cetvelimi de çıkarmadığımı fark etmişsinizdir. Evet, bu kez elle böyle sanki bu takvimin böyle kıvrılmış oraları da kırışıkmış etkisi yaratır gibi böyle günleri birbirinden minik minik çizgilerle ayırdım. Tam böyle net çizgilerle değil ama. Olabildiğince de yedi zaten. Altında da hafif bir kurşun kalem etkisi olduğu için zaten görebiliyorum sınırlarını. Bu tarihlerini neyle atayım tam emin olamadım. Hatta benim damgalarım var ya, onları kullanayım mı falan dedim de ama sizde olmadığı için genelde böyle düz bir şekilde el yazısıyla, hatta böyle bayağı bir uyduruk oldu diyebilirim bu rakamlarım ama çok minik oldukları için çok göze batmıyorlar, önce sorayım yok. Tarihlerimi de attıktan sonra böyle son bir minik minik dokunuşlarımı ekliyorum. Ve sonunda size dediğim gibi böyle kahveyle birazcık böyle püskürtme yapıyorum bazı yerlerine. Leke leke böyle etki yaratsın diye, eskimiş kağıt etkisini. Hoş da oldu. Artık bu sayfamızın tasarımının sonuna geldiğimize göre bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Şimdi bu sayfamızın sol tarafına Habit Tracker yapacağız, yani alışkanlık takibi. Eğer beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, ben bunu böyle ay şeklinde yapardım, yani ayın günlerini daha iyi takip edeyim diye. Ama bu kez konsepte uygun olsun diye minik bir değişiklik yaptım üstlerinde. Minik değil, bayağı değiştirdim aslında yani. Neyse, ilk olarak alanımızın başlığını atarak başlıyoruz. Bunun için kahverimi böyle çok susuz kullandım, böyle olabilecek koyu olsun diye. Ya da böyle fontlarımı da direkt o Pinterest'ten baktım, Harry Potter fontundan böyle çakarak yaptım. Bayağı da böyle şimşekli T'ler falan beni çılgınlık, bayağı da oldu, güzel oldu. Başımı attıktan sonra bu alışkanlık takiplerinde alışkanlıkları yazacağım kısma gelecek böyle altlarında. Minik minik parşömen parçaları gibi olacak alanları boyuyorum. Bunun için de kahvemi kullandım, klasik. Daha sonra da üstünde bu alışkanlık takibimin içine dolduracağım alanları yapıyorum. Bunu da size hemen açıklayayım. Zaten belki anlamışsınız bile. Hani bu şeyler var ya, bütün kulelerin puanlarının toplandığı böyle house ranking gibi bir şey yapıldı Harry Potter'da, işte Gryffindor'ın, Slytherin'in. Onun gibi bir şey yapacağım. Zaten benim 4 alışkanlığım var klasik takip ettiğim, ki birini değiştirdim bu kez. Bunu da söyleyeceğim birazdan. Ve 4 tane cam fanus gibi bir şey yapacağım. Aslında tam bunun şeklini bulamadım, nasıl da görünüyordu, tam çıkartamadım onu. Önce kafama göre bir şey yaptım, böyle bir tasarım yaptım. Böyle minik minik cam fanuslar olacak ve gidip mesela benim alışkanlıklarım ne? Workout, sadece work'ini yazdım bu arada sevmeyeceğim için. Food, yani böyle sağlıklı beslendiğim günler. Sosyal hayata karıştığım günler. Evet, bunu belki hepimizin takip etmesi gerekiyordur şu anda. Her ne kadar karışamasak bile en azından FaceTime'da sosyalleşebiliyoruzdur. Ve sonuncusu da care, yani self care, yani kişisel bakım gibi bir alan ayırdım buna. Daha önce kreatifdi bu ama her gün kreatif bir şeyler yaptığım için saçma oluyordu bunu takip etmek. İstiyorsanız siz bunu ayın günlerine bölebilirsiniz ama ben bölmek istemedim. Gidip böyle her aktiviteyi yaptığım gün için içeri böyle bir tane galyon ekleyeceğim. Yani galyon da değil aslında, böyle altın mı dolduruyordu, ne dolduruyor bilmiyorum. Ben altın gibi bir şey dolduracağım böyle minik 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 her yaptığım aktivite için gidip böyle içine bir tane para atacağım, kumbara gibi düşünüyorum. Ve ay sonunda da bakacağım böyle hangisi daha dolu, böyle kendi aralarında da kapışmış olacaklar güzel alışkanlıklarım gibi gibi. Böyle bir düşünceyle çıktım yolda. Saçma sapan heyecanlandım da neden bilmiyorum. Bilmem, böyle şey fikri hoşuma gitti aslında, böyle olabildiğince o alanı doldurmaya çalışacağım ya, böyle hani tepeye ulaştırmaya çalışacağım ya, bu beni daha çok motive eder gibi geldi ki şu evde kaldığım zamanlarda bence hepimizin birazcık motivasyona ihtiyacı olabilir. Önce size de tavsiye ediyorum böyle bir tasarıma başvurmak acaba doğru oldu mu olmadı ama neyse. Evet, bu sayfamız bitti. Geçelim bir yandaki sayfamıza. Bu tarafın üstüne video planner kısmı olacak. Altına da ideas, yani fikirler kısmı olacak. Burası tamamen benim YouTube kanalımla ilgili alanlar. Siz bunu kendi kafanıza göre değiştirip modifiye edebilirsiniz. Modifiye mi denir? Bilemedim. Bulamadım kelimeyi. Modifiye. Ay neyse. İlk olarak başlığımı atarak başlıyorum, video planı. Genel şekilde kahvemi kullanıyorum bunun içinde. Bu arada bu şey olayına bayağı sardım ben ya. Hoşuma gitti yani fontu. Bayağı güzelmiş. Bununla ilgili bir video yapsak mı böyle? Ne dersiniz? Tüm fontların böyle
ne bileyim 50 değişik font. Ama ne yapacağım zaten ben de internetten bakarak onları çalışacağım, öğreneceğim. Ama böyle bir şey izlemek bu şekilde hoşunuza gider mi? Giderse bana belirtin, böyle bir şey deneyebiliriz. Neden olmasın? Her neyse, başlığımı attıktan sonra gene biricik kahvemle buraya böyle bir parşömen hazırlıyorum. Bu alanları çok fazla tasarım gene yapmıyorum. Çünkü içleri yazıyla dolacağı için dediğim gibi çok kalabalık olmasını istemiyorum. Üstü bazı parşömeni yaptıktan sonra altın başlığını da atıyorum. Ideas diye. Şimdi bunların bu parşömenleri sanki böyle kenardan bir halkası var, bir şeye sarılı duruyormuşçasına gibi böyle bir mavimsi bir etki yarattım oraya, böyle bir çubuk gibi bir şey yaptım yani. Sonrasında da kağıdın üç boyutunu atıyorum. Gördüğünüz gibi çok değiştiriyor bu yalnız ya. O et kalınlığını ekleyince direkt böyle bir etkisi, bir derinliği oluyor ya, böyle çok daha güzel görünüyor. Şimdi minik minik detaylarını ekliyorum. Tabi bu arada benim kameram çekmemeye karar vermiş o kısmı ama könüllü de bir tane mürver asarcık ekledim gördüğünüz gibi. O da böyle dümdüz aslında siyah bir şey. Böyle ucuna da hafif mini mini yıldızlar. Çünkü neyim ben bir kibariyeyim. Mini mini yıldızlar ekleyeceğim ama çok karıştırmayacağım çünkü bu sayfaya yazı gelecek. Sadece şöyle hafif bir etki yeterli oldu gibi. Sonra üstüne böyle birazcık kahve püskürtmesi yapıyorum. Daha böyle sihirli bir etki katıyor nedense bu kahve püskürtmeleri. Ve bu sayfamın tasarımı sona gelmiş bulunuyoruz. Gayet sade oldu ama kullanışlı oldu. Bu alanda da dediğim gibi bu kahve boyaması yerine siz direkt böyle kahverengi bir parşömen gibi parşömen yalnız. Şey bile olur, böyle pişirme kağıdı olur. Yazı yazılıyorsa üstüne önce kontrol edin ya da işte kese kağıdı olur. Öyle bir şey böyle kesip parça parça yapıştırabilirsiniz. O da gayet hoş olur. Artık bu sayfamız bittiğine göre geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu sayfanın sol tarafına weekly planner yapacağım. Önce başlığımı atarak başlıyorum. Yani haftalık planlayıcı. Bunu ben artık 5-6 aydır herhalde kullanıyorum. Abarttım mı bilmiyorum. Abartmış da olabilirim. Ama bayağı işime yarıyor. O hafta hafta böldüğüm için sorumlulukları daha yerine getirilesi bir hale gelmiş oluyorlar. Size de tavsiye ederim ki insan evde kalınca, evde çalışınca, ödev de olsa, işiniz de olsa, evde yapınca ki çoğunuz alışık değilsinizdir buna. Belki ben bunu artık senelerdir yapıyorum. Bazı şeyler organize etmek, düzenli yapmak, planlı ilerlemek gerçekten yapılabilitesini daha da arttırıyor. Sizi de daha çok motive ediyor. Alanın başlığını attıktan sonra bu alanı 5'e böleceğim. Ama bunun için böyle aynı o duvardaki portrelerin olduğu alan var ya, oradaki böyle 5 adet çerçeve hazırlıyorum. Ki ilk haftanın 3 günü ne olduğu için Mayıs ayının. Onu minik bir çerçeve hazırladım. Diğer 4 haftanınki daha gelir. Böyle içleri boş çerçeveler bıraktım. Hem konsepte uysun hem de böyle geniş geniş alanım olsun. Her yere parşömen baymasın diye. Bunları daha sonra minik böyle bir duvara asılıymışçasına bir gölge ekliyorum ve kalemle minik minik detaylar ekliyorum. Hatta böyle altın varaklı varaklı yapayım bunları falan demiştim. İçindeki her zaman bahsettiğim kibarlığı yine ortaya çıkmıştı da. Sonra açıkçası biraz sıkıldım tek tek minik minik varaklarla uğraşmayayım diye böyle hafif altın etkisiyle bırakmaya karar verdim kendilerini. Ama hepsini olabildiğince değişik renk tonları kullandım ki birbirlerinden birazcık ayrılsın, çok tek düze durmasın diye. Çok emin değilim güzel olup olmayacağını ama sanki tatlı oldu ya, böyle şeyden kopmadı yani, konseptten kopmadı. Şimdi geçelim bir yandaki yani son sayfamıza. Bu sayfanın tasarımına ilk kez yer veriyorum. Aslında bu tamamen koronadan etkilenmiş bir sayfa. Hepimizin içindeki cemileler ortaya çıktı. Ekmekler, kısırlar, böreklerin yapıldığı bu dönemde ben de tarifler diye bir alan ayırmaya karar verdim. Alanın başlığını atıyorum. Size de kullanım amacını, nasıl olacağını birazcık açıklayayım. Yani anlayacağınız üzere tarifleri yazacağız. Evet, çok da açıklanacak bir şey yokmuş aslında. Neyin havasına girdiysem o kadar bilmiyorum. Ama her birimiz böyle birazcık Yaşar Usta'ya dönüştüğümüz için umarım kilo açısından değildir ama sadece yemek pişirme açısındandır. Bu arada bunu da belirteyim. Çılgınlar gibi yemek yapma akımı var ve içinden bazı böyle güzel tarifler bulduğumuz kesin oluyordur. Bunları da not düşelim kenara. Çünkü gerçekten üniversite için öyleyim ama ben güzel bir şey pişirdikten sonra o tarifi genelde kaybediyorum. Onun için böyle kenara yazıp bir yerde biriktirmek daha iyi olur diye düşündüm. Böyle bir alanda tatlı olacağını, güzel duracağını karar verdim açıkçası görsel olarak da. Ki şöyle ki bu minik minik büyük kazanlarını ekliyorum böyle. Yanlarına da işte parşömenli böyle bir alan bırakacağım ki oraya böyle tarif detaylarını yazabilirsiniz. Hatta bakın ben buraya böyle havuç, işte patlıcan, domates falan çizdim. Her ne kadar büyücü patlıcanı domatesi olduğu için tek gerçekçi durmasalar da. Çünkü bunlar muggle değil, bunlar büyücüler için. Onun için böyle biraz garipler. Yargılamayın yani benim sebzelerimi. Böyle o tarifin içinde ne varsa onunla ilgili minik minik çizimler de ekleyebilirsiniz yanlarına. Yani ajandayı bir kez yapıp bitirdim değil de böyle tarifle beraber minik eklemeler yapıp, minik desenler yapıp böyle çizimle devam ettirebilirsiniz. Ben 3 tane tariflik yer bırakmaya karar verdim. Bunu siz çoğaltıp azaltabilirsiniz de. Hatta ortadaki tarif için böyle parşömen yerine bir kitap
şeklinde bir boş alan bırakmaya karar verdim değişik olsun diye. Genel boyamaları bittikten sonra klasik böyle bir kalemimle minik minik detaylar ekliyorum. Bu altta da böyle iksir şişeleri gibi şişeler yaptım ki bunlar benim nedense çok hoşuma gitti. Çok hoş durdular. Siz böyle bunların içine belki tarifte olan şeyleri de ekleyebilirsiniz böyle. Bilmiyorum çok bence herkesin kafasına göre değiştirebileceği ve modifiye edebileceği bir... Evet modifiye bak bu kez doğru kullandım kelimeyi. Modifiye edebileceği bir sayfa. Böyle ekmek falan da çizebilirsiniz. Böyle somon ekmekler falan. Onlar da çok güzel duruyor. Yaparsanız atın bana lütfen. Çok merak ediyorum bu sayfada özellikle nasıl böyle yaratıcı fikirler çıkacağını. Neyse sayfanın içinde minik dokunuşlarımı, işte püskürtmeleri, minik gölgeleri falan ekledikten sonra artık ajandamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım dinlerken ve izlerken keyif almışsınızdır ve bu konsept ve konsept işleyiş tarzım, çok orijinal bir konsept değil ama işleyiş tarzım hoşunuza gitmiştir. Bununla ilgili bana ne düşündüğünüzü belirtmeyi ve bana yaptıklarınızı Instagram'dan göndermeyi lütfen unutmayın. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Büyüyle kalın hep yani. Hoşçakalın.